Hani son halka arzlarda görmediğimiz performansı yeni gelen halka arzda hareket projede bekliyoruz ya. Bakalım öyle olacak mı? Yani bu hafta yoğun geçecek dedik size hafta sonu. Hareket projenin onaylı izahnamesi geldi. Katılım endeksi belli oldu. Tarihler belli oldu. Bir de şöyle hap bilgileri sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü 15, 16, 17 Mayıs tarihinde başvurular alınacak. Bireysel eşit dağıtımda biliyorsunuz. Halka arz menüsünden başvurular yapacağız. Neredeyse her banka, her kurum var. Onları da sizlerle paylaşırım. Bireysel eşit dağıtım %74'ü bireysel ayrılmış. 17 milyon 760 bin lot, değil mi? 24 milyon lot toplam lotu HRKET kısa kodu ile Çarşamba, Perşembe, Cuma günü sabah 9, akşam 5-6 saatler arasında başvuru yapabilirsiniz. Bankadan bankaya, aracı kurumdan aracı kuruma bu saatler değişebiliyor. O yüzden akşam geç saate kalmayın arkadaşlar. Katılım endeksine uygun olduğunu tekrar hatırlatalım. 70 TL fiyattan. 2 milyon kişi katılırsa 10 lot 700 TL yeterli oluyor. 3 milyon kişi katılırsa 7 lot 490 TL yeterli oluyor. 4 milyon kişi katılırsa 5 lot 350 TL civarı yeterli oluyor arkadaşlar. Benim tahminim hani Koton'dan sonra Lila'dan sonra şöyle 3-3,5 milyon kişilik bir katılım tekrar olur diye düşünüyorum. Çünkü bir hafta sadece hareket projenin talepleri toplanacak. Tek haftada başka halka arz olmadığı için bence biraz sanki başvuru fazla olur diye düşünüyorum. Bir de Koton ve Lila'daki o umutsuz bekleyiş acaba hareket projede olur mu diye. Acaba hareket proje biraz daha bize umut verir mi? Şöyle düşük el değiştirme oranları tavanda fazla alım lotlar olur mu? Bence olacak gibi görünüyor. En azından borsada pek eşi olmayan bir sektörde bir şirket denemekte yarar var diye düşünüyorum. Bu hafta buradayız. Bu hafta yine sizlerle hareket projenin detaylarını paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.